Evet arkadaşlar, Ticaret Hukuku 1 dersimizin ikinci ünitesi olan ticari davalar, ticari çekişmesiz yargı işleri, tacir ve ticaret sicili konusunun soru çözümlerini yapacağız birlikte. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Aşağıdaki davalardan hangisi nispi ticari dava olarak kabul edilebilir diyor. Arkadaşlar burada iki konudan bahsetmemiz gerekiyor. Nispi ticari dava, mutlak ticari dava. Bununla ilgili bir anlatım yaptıktan sonra sorumuzu rahatlıkla çözeceğimize inanıyorum. Şimdi öncelikle mutlak ticari davalardan bahsedelim. Arkadaşlar mutlak ticari davalar tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın. Her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olan. Davalar ve çekişmesiz yargı işleridir. Devamını yazmama gerek yok. Ve çekişmesiz yargı işleridir. Yani mutlak ticari dava olarak kabul ettiğimiz davalarda tarafların tacir olup olmaması önemli olmayıp bunların ticari işletmesiyle ilgili olması, ticari işlemden doğması önemlidir. Bunun aksine nispi ticari davada ise ve tabii ki çekişmesiz yargı işleri de bunun içine girer. Bir ticari işletme ile ilgili bir davanın olması lazım. Şimdi aradaki fark nasıl bir fark? Burada her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bir davanın olması lazım ve tarafların tacir olup olmadığına bakmıyoruz. Burada tarafların tacir olması da lazım. Yani taraflar tacirse zaten otomatikman nismi ticari davadır. Ama taraflar tacir değilse, her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendiren bir dava varsa, sadece böyle bir dava varsa, bu durumda mutlak ticari davadan bahsedeceğiz. Şimdi aşağıdaki davalardan hangisi nispi ticari dava olarak kabul edilebilir diyor. Bankalar Kanunu'nda öngörülen hususlardan doğan davalar arkadaşlar mutlak ticari davalardır. Çünkü bakın kanundan öngörülür. Kanundan öngörülen tüm davalar mutlak ticari davalardır. Fikri mülkiyet kanununa ilişkin mevzuattan doğan davalar. Bakın yine burada fikri mülkiyet hukuku. Yine burada fikri mülkiyet haklarına ilişkin kanundan ortaya çıkan bir dava söz konusu. Yine mesela ticaret kanunundan deseydi de ticaret kanunundan dolayı ortaya çıkan davalarda yine mutlak ticari davalardır. Burada dediğim gibi yine tacir olup olmaması önemli değildir tarafların. Sadece kanunun içinde yazdığı için burada görülür. Buna örnek vermek gerekirse iki gerçek kişi bono düzenleyebilir. Bono nerede düzenlenmiştir? Ticaret kanununda düzenlenmiştir. Bu durumda ticaret kanununda düzenlendiği için bonoya ilişkin davalarda ticaret kanununa ilişkin hükümler uygulanacak ve bu bir mutlak ticari dava olacaktır. Her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili davalar diyor. Arkadaşlar bu doğru cevabımız. Her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili davalar dediğimiz gibi nispi ticari davalardır. Ticaret kanununda öngörülen hususlardan doğan davalar diyor. Dediğim gibi yine bir kanundan öngörülmüş olduğu için bu davada yine mutlak ticari dava olmalıdır. Ticari işletmenin devrine ilişkin davalar. Arkadaşlar ticari işletmenin devri nerede yazılmıştır? Ticaret kanununda yazılmıştır. Ticaret kanununda yazılmış olduğu için yine burada da bu bir mutlak ticari dava olacaktır. Nispi ticari dava almayacaktır. C şıkkı her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili davalar doğru cevabımız oluyor. Hangisi ya da hangileri tacirin unsurları arasında sayılabilir? Bu durumda tacirin bir tanımını yapmamız bizim için faydalı olacaktır. Hemen tacirin kanundaki tanımını yazalım. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye
tacir denir. Biz bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Türk ticaret